Evet Yunus Emre güzel bir davranış göstermiş. Herhalde bir sinir sisteminde de bir sıkıntı vardı. Başta Nagen olmak üzere diğer herkesten özür diliyor. Doğru olanı yapmış diyorum ben Murat abicim buyurun. Burada Nefise kardeşimizin ne kadar dürüst bir kadın olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Nefise inanmayanlar çatlasın. Çünkü neden? Burada Nefise'nin dediğinin doğru olduğunu sevgili Yunus Emre Kanıtıyla birebir bütün Türkiye'ye açıklamıştır. Neden dersen orada da özür diledim, şimdi de özür diliyorum. Benden özür dilemiyor değil mi? Kimden özür diliyor? Üç ne tane ne kadından nefis, birisinden. Yani kimden diliyorsa. Tek tek isim söylemiyor ama. Ama oradaki üç kadından da özür diliyor. Demek ki Nefise bu arkadaşla ilgili söyledikleri her şeyde haklıymış. Bu arkadaş Nefise artık ne dediyse bilmiyorum. Hani Nefise söyledi de söylemedi mi spekülasyonlar yaptılar ya. Nefise'nin söylediğini arkadaş alelen burada alelen söyledi. Diyor ki ben yaptım bir şeyler şunu yaptım bunu yaptım ve o kişilerden özür diliyorum diyor. Burada da Nefise'nin ne kadar dürüst ne kadar doğrucu bir kadın olduğunu tüm Türkiye bence bu açıklamayla görmüştür. Bundan sonra da Nefise ile ilgili hani şunu mu dedi bunu mu dedi onu mu yaptı demenin bence bir anlamı yok. Nefise doğrucudur. Buyurun. Hala dün söylediklerimin harfiyen arkasındayım. Sanırım yanlış anlaşılmış. Bir daha tekrar diyeyim. Murat abi yanlış anlamış en azından benim ne dediğimi. Ben, evet, hala dünkü gibi düşünüyorum. Mi? Yok Murat abiciğim ben anladım da. Ee, sen üstüne alındın. Ya üstüme sen zaten mesela. bana söyledin tamam, direkt ben de Robert şey. ama ben ama sen beni hiç anlamamışsın Aynen. yani. Tamam o da tekrar ben edeceğim. Saygı duyuyorum. Üstün'unındaysan anlayabilirsin tamam. ben bir şey Eee ben Nefise'nin yani Yunus Emre ile Nefise arasında çadırda, sağlık çadırında ne geçmiştir, ne geçmemiştir bilemem. Nefise doğru da söylüyor olabilir. Çarpıyor da olabilir demiştim. Benim Nefise'ye inanmadığım şey şu. Tekrar edeyim. Onlar bunları yani Yunus Emre ile yaşadıkları iki hafta, 3 hafta belki dört hafta önce olan bir sürü konuyu cebinden taş olarak dedim. Aynen bu kelimeyi kullandım. Çıkarıp masaya döküp bakın arkadaşlar, seyirciler, ekstra masası benim de Yunus Emre ile yaşadığım bir şeyler oldu. Bana inanın ben Nagihan abla onunla kötü oldu diye bir anda ondan nefret ediyor durumuna düşmek istemiyorum diye haykırdı. Ben Nefise'nin bunlara söyleme, Bunlardan şikayet etme. Aynı şekilde Nagihan'ın, aynı şekilde Aleyna'nın da bu eleştirileri yaptım. Bunlar, bu isimler arasında bu diyaloglar öyle ya da böyle geçti. Nefise'nin e, yani şu an doğru söylüyormuş, hep dürüstmüş diyemeyiz. Çünkü benim elimde çarpıttığının kanıtı da var. Kanıtlı görüntüm var. Yani bu benim yorumum değil. Dolayısıyla özür dilemek çok büyük bir erdemdir. Zaten aralarında bir şeyler geçtiğini tahmin ediyorduk veya biliyorduk. Ama ben diyorum ki bu adam hep buydu. Siz de hep sizdiniz. Ve siz insan ilişkileriniz çıkarlar doğrusuna değiştiğinde bir anda dediniz ki ''Aa biz Yunus Emre'nin kötü sözlerinden rahatsız olmaya karar verdik. Çünkü Yunus Emre'nin mağri takıma gitmesini istiyoruz. Çünkü Yunus Emre'nin benim adımı söylemesini istemiyorum. Çünkü Yunus Emre'nin Nagihan ablanın adını söylesin istemiyoruz. Çünkü diğeri de diyor ki e, Yunus Emre ile benim aramdaki hikaye yanlış anlaşılmış. Gelin hep beraber ortak paydada buluşalım. Yunus Emre'nin kötü sözleri var, evet var. Biz bunlardan rahatsız olmaya başlayalım dediler. O yüzden de inanmıyorum dürüst olduklarına. Dürüsten kastım Yunus Emre bana şunu dedi derken dürüst olması değil. Yunus Emre'nin ee, rahatsız olmak için Yunus Emre'den bir kılıf bulduklarına inanıyorum. Kılıf doğru evet ama aynı şu cümleyi kullanmıştım öyle bitireyim yine. Bu kılıf sizin elinizde hep vardı ama o kılıfı siz bu adama geçirmemiştiniz. İşinize geldiğine geçirdiniz. Dolayısıyla ben dün dediklerimin arkasındayım. İnanmıyorum dürüstlüklerine bu konuda. Buyurun İhsan Murat abi ne dedi? Hiçbir şeyin şu an katılmıyorum. Çünkü yani nefise dürüsttür bilmem nedir. Ben zaten nefise dürüst değildir demiyorum. Nefise yalan atıyordur demiyorum. Buna inanmayanlar çatlasın. Yok öyle bir şey yok. Ama ben inanmıyorum. Çünkü çarptığını inanıyorum hala. Yunus Emre'nin bu özür büyüklüktür. Yunus Emre'yi zaten hiçbir yerde savunmadık. Yunus Emre zaten yapmıştır yapacağını bu arada. Yunus Emre zaten yaptığını birkaç kere de bize gösterdi. Yani Yunus Emre her yerde kötü söz kullanmıştır. Ama bu kötü sözleri 3 ay 4 ay cebinde biriktirip bir anda işlerine geldiği zaman çıkaranlar. Bir anda bize aa aslında bana şurada da bunu demişti. Burada da bunu yapmıştı diye anlatanlara ben artık inanmıyorum. Niye? Çünkü siz bunu bir bahane olarak kullanıyorsunuz. Aradan geçmiş iki hafta. iki hafta sonra bir anda aslında bana çadırda e kardeşim o gün niye anlatmadın sen bize bunu? O gün konserde niye Acun abi'ye bu konuyu şikayet etmedin? Ya o gün Murat Ceylan'a Serov önde ya aslında bugün bir şey oldu bizim Yunus Emre'yle aramda falan. Niye demedin? Ne oluyor da iki hafta sonra siz bize bir şeyler anlatıyorsunuz? Çünkü işinize öyle geldiği için. Bu adam zaten dört aydır çadırda da, oyun alanında da, havuzda da zaten ağzı bozuk ne yaptığı belli olmayan bir adamdı. Siz bununla künde atıyordunuz ya siz iki hafta önce. Bir anda işinize geldiği zaman siz bu adamın kötü söz kullandığını bize anlatmaya başladınız. Ben onu yemiyorum. Yoksa bu adamın ben hiçbir zaman savunmadım ki Yunus Emre'yi şu masada. Hiçbir yerde de savunmadım. Ama siz işinize geldiği zaman bu adamı tukaka, işinize geldiği zaman çok iyi takım arkadaşı, işinize geldiği zaman künde atılacak kadar yakın arkadaş, işinize geldiği zaman da karşı tarafa gitsin Acun Bey. Bu adam çok kötü biri dediğiniz için bana geçmiyor. Yoksa yalan attığınızı düşünmüyorum tabii ki de işinize geldiği gibi davrandığınızı düşünüyorum ben zaten. Yunus Emre'nin yaptığını bu arada tebrik ediyorum. İlk defa çok beğendim. Çünkü dün bir yeni bir takım oluşmuş. 3 gün boyunca o takımla beraber hareket edecek. Çok doğru bir karakter örneği gösterdi bana göre. Niye? Hem kadınlardan dolayı dedi ki çocuğu olan bir kadın orada zaten Nefise de çok bahsetmiyor Nagiyanı baz alarak konuşuyor aslında hı hı. çocuğu olan bir kadından da diyor e, böyle bir şeyi uzatmak istemezdim diyor bir erdemliktir özür diliyor benim bugüne kadar söylemlerim vesairem genel bir özürdür zaten o çadırdaki veya spesifik bir olay için değil böyle bir şey yapan Yunus Emre'yi tebrik ediyorum ama karakterinden de ödün vermedikleri için hem Nefise hem Nagiyan hem Yunus Emre'yi çünkü çıkıyorlar hala birbirlerini yazıyorlar davalarına devam et diyorlar. Ama yaşamıyorlar o davayı orada. O yüzden de onları tebrik ediyorum. Yani inanılmaz özür de biz o çocukla barışalım dememişler onlar da. Yunus Emre de aynı şeyi yapmamış onlara. Ama davaları devam ederken bunu takıma yansıtmadıkları için her birini ayrı ayrı kutluyorum. Benim için olay bu kadar. Efendim Survivor X'e kısa bir reklam ediyor. Reklamlardan sonra buradayız. Evet efendim Survivor X'e kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili anneciğim. Yıllardır sana ulaşmakta her daim çok zorlandım. İhtiyacım olan her an seni aradım ama hiçbir zaman ulaşamadım. Seni çok seviyorum. Lütfen telefonuna bakar mısın güzel anneciğim? Anneanne lütfen evde devamlı evdesiniz ve ikinize de birer telefon var ama ikinize de nasıl ulaşamıyorum onu da bilmiyorum. Anneanne sana da ulaşamıyorum. Nasıl gerçekleşiyor bu? Devamlı evde olup imka, ulaşması imkansız olan iki insan nasıl olabiliyorsunuz? Çok merak ediyorum. İstesem şu anda reisi cumhur'a bile ulaşabilirim. Bu kadar mücadele sonunda ama size ulaşamıyorum. Murat abiciğim buyurun. Allah rahmet eylesin İlhan İrem'in Mekanı Cennet olsun efsane şarkısının bir şarkısı vardı. Ha. Konuşamıyorum, konuşamıyorum. <laughs> konuşamıyorum. Sen de ulaşamıyorum. Hayır ben de öyle ulaşamıyorum efendim. Şimdi tabii ki son tartıştığımız konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum sevgili İhsan Tarkan'a da. Tabii. Demek ki Yunus Emre özür dilediyse orada bir şeyler olmuş. Bu aşikar değil mi? Yani orada bir olay gerçekleşmiş ve bunun sonunda bu adam özür diliyor. Özür dilenecek kadar da demek ki rencide edici, Yanlış bir davranış gerçekleşmiş yani. Yoksa özür dilenmezdi. Ben zaten Yunus Emre'nin mutlaka bir yerlerde bir şeyler yaptığını tahmin ediyorum, düşünüyorum da. Ama bu adam yani sadece bu dönemde mi bu hatayı yaptı? Yani bir anda mı rahatsız oldular? Ben oraya takılıyorum zaten. Yani bu adamın yanlışlarını dört ay boyunca hiç konuşmayıp bir anda çıkarları denk geldiği andan itibaren bu adamın yanlışlarını konuşmaya başlıyorlar ya. Bu adamın üstüne gitmeye başlıyorlar ya. Yoksa ben oradayım. Yoksa zaten Yunus Emre'yi biz de 4 aydır eleştirdik. Ama biz bak tutarlıyız. Biz 4 aydır eleştiriyoruz. Yani biz böyle durduk durduk Yunus Emre harikadır, mükemmeldir, çok iyi yarışmacı dedik. Ve bir anda sabah geldik buraya ve bu Yunus Emre'den olmaz abi demedik. Biz 4 ay boyunca eleştirdik. Ama onlar öyle yapmadı işte. Onlar bizim gibi tutarlı olmadılar. Yunus Emre ile çok iyi vakit geçirdikten sonra bir anda işlerine düştüğü andan itibaren bu Yunus Emre'yi kötülemeye, Yunus Emre'nin kötülerini bize anlatmaya veya işte bunları bize göstermeye çalıştılar ya. Ben orasındayım. Yoksa zaten Yunus Emre'nin yapmış olabileceğine çok eminim. O özürlerin daha da fazlasını yapması gerekiyor. O özürlerden bambaşka insanlara da vermesi gerekiyor. Onda yoksa bir sıkıntım yok benim. <laughs> çok güzel Buyurun. bir örnek verebilir miyim? Ne hissettiğimi ve neyi anlatmak istediğimi gerçek hayattan bir örnekle vereceğim. Şimdi biz senle 5 aydır burada masa arkadaşıyız değil mi? Sen yapı olarak çok agresif ve ağzından zaman zaman kötü söz çıkabilen bir adam ol. Yani hiç değilsin zaten bunu örnek olarak verdiğimi biliyorlar. Ee, ve beni bazen rencide ediyor olabilirsin ama ben şimdi bu ekstra masasındayım ve e, olmaya da devam etmek istiyorum ve seninle sonuçta burada bir iş birliğimiz var. Ben susuyorum susuyorum böyle aramı da iyi tutmak için seninle yemekler yiyoruz ama bir yandan bazen maruz kalıyorum gerçekten mesela agresif olduğunda veya kavga ettiğimizde içten içe rahatsızım diyelim tamam rahatsızlık duyuyor olayım. Ama böyle işte ofislere gittiğimizde yemeklere gittiğimizde çok iyiyiz Furkan'la can ciğeriz gibi geçiniyorum. Sonra araya yaz giriyor. Yaz sonunda e, bana kulağıma insan geliyor diyor ki Furkan seninle sene aynı masada ol olmak istemiyormuş. Hmm. Bunu duyan ben Instagram sorularımda Acı Medya'ya e gidip Furkan hep kötü söz kullanan bir adam beni inanılmaz rencide etti, kadınlara çok kötü davranıyor diye ağlarsam Acun Bey Furkan kadınlara kötü davranan bir adam dersem işte bu yaşanan örnek benim için bundan ibaret. Bunu etik bulmuyorum. Ben eğer hakkımı savunacaksam yarın pazartesi yayından önce de bunu diyebilmeliyim. Furkan ağzını topla düzgün konuş yoksa seni şikayet ederim. Ben mi giderim sen mi onu bilememe pahasına ben bu hikayeden rahatsızsam elimi masaya vurup demem lazım ki sen ağzından çıkanlara bir dikkat et. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Sevgili e, şunu sana vereceğim birazdan. Bitti çünkü bu olayı. Gel <laughs> Ay, hemen Bugün bir tane Furkan'a geldi. Olsun <laughs> bana denk geldi. Şimdi, ee, peki, şunu soracağım sana. Şimdi kadın dayanışması, bizim çoğu zaman çoğu yerde gördüğümüz, aslında istediğimiz de bir şey değil mi? Yani hani e, sıkıntıda olan kadınların, mağdur pozisyonda olan kadınların omuz omuza verip bir direnç göstermesi. Ben açıkçası erkekler arasında böyle ciddi dayanışmalar görmüyorum. Kadınlarda bu çok daha fazla oluyor. Yani dışarıdan bir kuvvet geldiği zaman omuz omuza verme durumu. Mesela Nefise, evet. Bu olayla çok fazla alakası olmayan bir kadın. Hı hı. Ama ortada yaşanan yanlış bir durum varsa, bu üç kadının o anda omuz omuza gelip bir tepki vermesini normal karşılamamız gerekmez mi? O anda verseler de evet. Ama o anda verilmedi bu tepki. Bu tepki nagiye? O hanım... anı da bilmiyoruz ki aslında. şimdi mesela e ben bak... izlediklerim var ama benim gördüklerim var. Şimdi şu an röportajlarda şikayet edilen konular var. Ama bu mesela Aleyna düellodayken oldu haftalar önce. Yani e, ya da Nefise'nin hikayesi işte Nefise anlatıyor ya mavi takımdan kırmızı takıma e, geldiğimde çok farklı bir Yunus Emre gördüm. İnsan güzel bir detay vermişti orada. Bahsettiği şey yaklaşık üç buçuk ay öncesi. Şubat ayı. Şubat ayından bahsediyor. Biz niye Mayıs ayında bunu öğrendik? Neden? Çünkü biliyoruz Yok, bak, artık. Size çok göre abi. şöyle bir tabiri atmamız lazım. Bardak taştı. Demek ki bardağın da bir taştığı Neden bir zaman var. Neden taştı tamam, Öyle bir, şey. kere, bir kere nasıl, o zaman size göre hiç ya. bardak taştı diye bir şey yok. Yani bardağın taştı. taştığı bir nokta olur. Her şey yani ille mesela bardağın suyu şurasına koyduğu zaman aa Hüseyin bana su koymuşsun. Niye bunu koydun diyemeyebilirim. Ta, gelir, gelir gelir bardak taşar. Taşınca Hüseyin bak bardak taştı oğlum derim. Yani bu olayda bu anzada yani tak diye her şeyde hemen bardak, saniyesi saniyesine bardağın taşma yeri vardır, anı vardır, anı vardır, dozajın yüksekliği vardır. Yaptığı şeyin ona göre şudur sonra bunu yapar. Bilemiyoruz ne yaptı. Bardak şöyle taştı. Nagihan işe yaramıyor ve Nagihan'ın ismi düelloya çıkmalı dendiğinde taştı bardak. Nagihan'a kullanılan bir kötü sözden dolayı değil işe yaramaz denildiği için taştı bardak. Yani Nagihan bu nefiseyle Aleyna Kalaycıoğlu'na edilen... Laflar lafla ne, neyse bilmiyorum nefisenin şikayeti Nagiyan mı dedi Nefise'ye bunları et diye Yani Nagiyan alakası var Nagiyan Nefise kendi diyor bana bunları bunları yaptı diyor. ne alakası var? nefise zaten abi sıkıntılı zordu. Biz evet, eleştirdiğimiz evet, orada. Evet. Nefise de zaten olayı bir yere bağlama derdinde ya ve de bu çok belli oluyor ya. Da var Yoksa Nagiyan'ın belli. Zaten Nagiyan'ın nedeni belli. Nagiyan kötü sözden vesaireden değil. Nagiyan kendisini göndermek istediği için bu adamla tartışıyor. Bunu da ayan beyan zaten Nagiyan söylüyor artık. Evet. Biz diyoruz ki Aleyna niye? Aleyna da çünkü diyor ki benim düellomda. E senin düellon iki hafta önceydi. O zaman niye konuşmadın diyoruz. Onu da öyle eleştiriyoruz. Yani madem öyle. Ama ne, ne hikmettir ki Aleyna'ya annesi de diyor ki Yunus Emre'den uzak dur. Bak oraya gelen herkes işte Yunus Emre ile yakınlaşmanız yanlış gözüktü. Arkadaşlarınız şöyle gözüktü. Aleyna da bir anda onun derdine giriyor. Biz zaten Aleyna'nın derdini de aslında anlayabiliyoruz. Nefise'ninkini haftalarca konuştuk ki anlayamadık. Acaba dedik bu dedik Nagihan gölgesinde olduğu için mi bir yere bağlayamıyor? Nefise'nin de bir anda bir sabah uyandığında aslında benim Nagihan ablayla falan hiç öyle bir şeyim yok söylemde. Ve çadırda Şubattan da şöyle beri... bir şey olmuştu. Şubattan beri de böyleydi demesini bardak taştı diyorsun ya. O bardakta ne hikmetse aynı anda taşmış yani. Tam Nagihan'ın, Anaylan'ın ve Nefise'nin işlerine geldiği anda taşmış. Ben buna inanmıyorum yani. Ya aslında Fermuar baştan yanlış çekilmeye başlamış. Düğme baştan yanlış iliklenmiş. Yani insanlar işte ilişki kurarken bunlara çok dikkat etmesi lazım. Karşındaki insanın karakteri senin karakterin uyumlu musun, değil misin? Biraz adım adım ilerlemek lazım bu işlerde. O yüzden hem arkadaşlık ilişkileri hem gerçekten hayatını birleştireceğin insanla olan ilişkilerin belirli bir zaman sonra yerine oturuyor ya. Hani bir ayda en iyi arkadaşım ya olamaz abi. Bir ayda o kişinin en iyi arkadaşı olamaz. Veya ben hani gerçekten tabii ki öyle insanlar var şimdi hani bir ayda tanıyıp evlenen insanlar var eyvallah. Tamam Allah sizi o anda buluşturmuş ve doğru karar vermiş olabilirsiniz ama ben yine de eşin doğru tanınması gerektiğini düşünüyorum yani. Bir kere tanımak için bir kötü zaman geçirmek gerek. Evet birlikte zaman, geçirmek, zaman gerek. geçirmek gerek. zaman geçirmek gerek iyi gün değil yani bu işte evlilik anlamında demiyorum ya yani adada da belki hani bir çıkar çatışmasına düşmen gerek önce. O zaman gerçekten göreceksin iyi arkadaşım mı değil mi kim ne kadar fedakarlık yapabiliyor bence böyle. Aslında e, rahmetli e, Üzeyir Garih'in bir sözüydü. Sevgi eşittir fedakarlık diye. Gerçekten sevgi eşittir fedakarlık. Bir şey dikkatimi çekti Murat abicim. Evet. Şimdi kaptanlık mücadelesine çıkıyorlar değil mi? Evet. Yunus Emre dedi ki ben kaptan olursam Nagihan'ı seçeceğim. Hmm. Nagihan da bu durumdan endişe duydu. Hani beni seçip <laughs> eleştirmeye mi çalışacak diye. Yunus Emre oyun esnasında kaptanlık oyununda Nagihan Yunus Emre'ye laf atıyor. İzleyelim bakalım o an neler yaşanmış. <laughs> İnanılmaz. Buyurun Murat abiciğim. Bu yalnız Nagihan'ın laf atması, Yunus Emre'nin hani Nagihan'a laf atmasından önce mi sonra mı o önemli. Yani şimdi burada bu VTR'de bu yer alınmış. Nagihan'ı de... ne Nagihan i̇şte Onu bilmiyorum Hayır, ben, Yunus... ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Olur mu ya Yunus Emre'de diyor ya sen bilmem nesin şey diyor Nagihan'a bir şeyler söylüyor ya. Ne o? Bir şeyler diyor ya Yunus Emre'de var ya VTR'si. Murat abicim o oyun başladıktan sonra Siz onu sorayım. soruyorum. Tabii yani oyun başladı. Bu kaptanlık seçimi. Bu, yarışı. yani bu o dediğiniz ondan sonra mı? Evet. Yani Hayır, işte onu, onu soruyorum abi. Yunus Emre Nagyan. Sen e... diyorsun ya Yunus Emre ne demiş diyorsun bir şey. Yani dedi de yani sonraymış. Sonra. Hayır dedi kurt yani. bakıştım diyor Nagyan'a. E, kurt bakıştım mi? diyor bir şeyler daha diyor. Bir şey daha diyor kurt bakıştım. Yani pozitif bir şey söylüyor. Hayır ben pozitif negatifliğinden bahsetmiyorum İlk hangisi söylemiş diyorum na, demek yan, ki na, Nagihan bu yani daha önceki bir hadise değil mi tam evet, onu soruyor abi bir şey sordum abi kötü bir şey demedim ben kötü evet. bir şey dediniz demedim. anladım anladım Hayır söylemedi diyorsun ya sen söyledi de zamanını soruyorum sen ya. laf atma deyince negatif gibi algıladın Furkan yok, herhalde yok yani. yok negatif değil yani normal bir şey söylüyor ama ne söylediğini ben hatırlamıyorum tamam neyse ben hatalıymışım tamam bitti şimdi baktığımız zaman burada ilk sözü Nagihan söylüyor Nagihan hatalı bu kadar basit Nagihan durup dururken Yunus Emre'ye laf atıyor. Yunus Emre bir yani hep burada ne eleştiriyordum? Yunus Emre'nin Nagiyan'a bir şeyler söylediğini, bunun üzerine Nagiyan'ın da ona cevaplar verdiğini söylüyordum. Şimdi burada madem Nagiyan durup dururken adama laf atıyor, Nagiyan burada hatalı. Bundan sonra da Yunus Emre dönüp Nagiyan'a bir şey dese, bu sefer Nagihan'ın da bir şey söylemeye hali kalmayacak. Çünkü sen Yunus Emre'ye laf atıyorsun. Hayır. Bir de bakın burada şöyle bir şey var. Sadece mevzu laf atma da değil. Bu adam kaptanlık oyununa çıkıyor. Evet. Yani niye adamın sen ayarlarıyla oynamaya çalışıyorsun kaptanlık oyununda? Adam belki kaptan olacak. Hakkına giriyorsun. Bak biri sana bunu yapsa, sen kaptanlık oyunundayken biri Nagihan'a bu lafları etse orası var ya ters düz olur yıkar yani. adayı yıkar ya. Sen kimsin der? Benim <laughs> kaptanlık oyunumda bana müdahale ediyorsun der. Onu der, bunu der. Nagiyan bunları der. Demek hakkı mıdır? Hakkıdır ama kendi niye o zaman Yunus Emre'nin kaptanlık oyununa müdahale ediyor. Tamam peki onu bir şey diyeceğim adam. o zaman. Demek ki tartıştığımız konuyla ilgili o zaman. Şimdi burada bu arkadaşların hani eleştiriyoruz ya Nagiyan'ı. Bu arkadaşların bu durumunu Merve görmedi mi? Merve görüyor. Benim demin konuştuğum konu. Niye bir, bir takım aldın? Niye yani? O? Ben size o noktada. Katılıyorum. İşte şimdi bak, burada mesela burada arkadaşlar. Ben olsam almazdım. bu arkadaşların aynı takımda olması o takıma verir mi verir zarar mı verir? Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. Ha, i̇şte bence zarar verecek. Evet. İşte alayım, örnek. Buyurun Hazal Yani aslında belki şaşıracaksınız ama burada da ben şunu Nadia'nın Yunus Emre'ye bir cevabı gibi görüyorum. Hani e, bunu ilk laf atma gibi almam buradan. Çünkü e, bir gece önce düellolarda ilk o lafı Yunus Emre olmuştu. Ve senin takımı Aynen. alacağım Nagiha gibi büyük, cevap büyük, konuştu. Bu da cevabıdır. her zamanlama biraz e, oyun içinde olduğu için etkilenebilir bilir mi? Yunus Emre'yi delirtebilir miydi? Onu bilemem ama bu cevap hakkını Nagihan'a Yunus Emre elleriyle altın tepside verdi. Buyurun. Aynen öyle. Bir gün önce Yunus Emre dedi ki seni alacağım takımma dedi ya. Nagihan onunla yaşadı. Belki uyumadı gece biliyor musunuz? Yani çünkü Yunus Emre beni takımına alırsa bir de takımı işte Sevda Damla oluştursa beni yazarsa beni amacı beni göndermek filan diye bunu kafada da kurdu. Ondan sonra Yunus Emre bu rahatsızlığını da hissetti. Burada da biraz üstüne geldi. Nagihan oyun alanına geldi. Bir derece yaptı. Sonra Yunus Emre çıktı. Nagihan'dan daha kötü derece yapmaya başladığı anda Nagihan'a cevap hakkı doğdu. Hani beni takımına alıyordu? Al hadi bakalım şimdi al beni dedi. Çünkü artık onun derecesi Nagihan'dan daha kötü. Nagihan biliyor ki artık Yunus Emre onu alamayacak. Nagihan da cevap hakkını burada kullanıyor. Artık onunla oynuyor. Ben yani burada vay efendim Nagihan burada niye Yunus Emre'yi bunu dedi diyemem. Çünkü Yunus Emre'nin bir gün önce Nagihan'a attığı lafın cevabını Nagihan bugün burada veriyor bence. Ama sadece oyun esnasında bunu yapmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani orada oyun kap... esasında zaten artık yavaşladı. Yani saniyeler ilerlemeye başladıktan yani. sonra. Yok, yok. Yani. hayır geçmemişti. 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 O zaman, evet, zaman ben saniye özellikle baktım. Yunus Emre daha kaptan olabilirdi. Hı. O dışarıdan laf atmaya başladı. Bir de şöyle bir şey o var. Yok. Yani orada hani tek başına yarışılan bir durum var zaten. Hani bittikten sonra istediğin her şeyi evet. söyleyebilirsin. Abi adamın o anda konsantrasyonunu niye bozuyorsunuz ki? Bu Nagihan Yunus Emre mevzusu için de değil bence yani. Yok ya kardeşim genel hayatta da yani bunlar mesela şimdi Bunlar kavgalı mı abi? Kavgalı. Birbirlerine hakaret üstüne hakaret ettiler mi? Ettiler. Bunların arasında büyük problemler var mı? Var. Bunlar niye mesela birbirlerine laf atmadan duramıyorlar mı arkadaş? E, Murat abi bu ilişki laçka bir hale almış. Bunu tamam. biz kabul edelim. Yani mesela şimdi biz burada masa olarak da evet. hani bazen hani dördümüzü verebilir miyiz? Evet, Tuğba'dan rica ederim. Biz de ikiye bölünüyoruz konularda. Taraf oluyoruz. Bir şey bir Yunus Emre'yi doğru buluyoruz. Nagel. Ama şunu hepimiz kabul ediyor muyuz? Bu ilişki laçka olmuş. Yani bunu doğru. kabul ediyor muyuz? Ben bir de bu ilişkin çok büyük problemler falan teşkil ettiğini düşünmüyorum. Ben de. Laçka ben bu ilişkiden zaten beslendiklerini, yok. eğlendiklerini de düşünüyorum. De. Bariz yansıyor. Gülerek birbirlerine böyle laf atmalar. Ondan sonra artık işi komediye vurmalar. Yani dediğin gibi laçka çok doğru laçka bir çok tanımlama yok. bence. Yani laçkalaşmış. Dolayısıyla Murat abinin tabir ettiği gibi inanılmaz berbat bir böyle büyük bir durum gibi görmüyorum ben. Bunlar aralarında artık bu işi laçka hale getirmişler. Bir şey Yur, ekleyeceğim buyurun. bir de çok derin bir düşmanlık ve kavga olsa tam örnek gelmiyor aklıma da yani server tarihindeki o derin gerçek kavga ve düşmanlık kutup diyeyim düşmanlık demeyeyim kutupları düşünün ee, o kutupları Laçka diye yorumlamazdık zaten Laçkalıktan yani Laçka dememizin sebebi zaten arada o kadar da derin bir mevzu olmaması zaten aslında yine benim çıkar çatışmasından olan kavgayı doğruluyor gerçekten hakaretten karakterden kavga edilmiş olsa böyle gülüşmeler olmazdı hep bunu anlatmaya çalıştım. O zaman abi orada ayrı bir dünya var. Yani benim dünyamda bana bir insan bu kadar hakaret ederse ben o insanın yanından geçmem. Orada ayrı bir dünya var o zaman. Ama işte şöyle bir şey çok bakın. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bir <laughs> insan bana bu hakaret bu kadar hakaret ederse yanından geçmem diyorsunuz ya. Orada yanından geçmeme gibi bir durum olmuyor. Mecbur geçmek zorunda. Yani mesela şimdi bizim burada bir led ekranımız var değil mi? Evet. Bu led ekranımız şuradan da böyle 360 derece dönelim. Ve bizim dördümüzü hani bu e, platformlarda, dijital platformlarda evet, böyle filmler var, var, yarışmalar var. Dördümüzü buraya bırakalım. Tamam. Ve bize alttan tablodotla yemek falan gelsin. Bize burada farklı oyunlar olsun. Ve biz 6 ay boyunca burada kalalım. 6 ay boyunca inanın kavga ettiğimiz anlar da olur. Ama o kavgaların üzerine sabah kalktığımızda... ...aa İhsan günaydın canım nasılsın deyip hayata devam ettiğimiz an da olur. Çünkü... Benim Murat Özarı'dan, İhsan'dan ve Hazal'den başka kimsem yok. Orada mecburlar biraz birbirlerine. Yani şu anda içeride kavga edip barışmamış hemen hemen yarışmacı kalmadı ya. Tamam da bunun yani, limiti olur abi. Heh. Yani bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim şimdi. Mesela oradaki yarışmacılar kavga ediyorlar ya. Şimdi ben kavga edebilirler ama oyunlarda yani takımsal oyunda birbirlerine yardım edecekler. İsterlerse dünyanın en büyük kavgasını etsinler. 10 dakika önce yumruk yumruğa girsinler. Takımsal baza geldiği zaman, beraber bir takım olunduğu zaman ikisi de kimle kim kavga etse ikisi de takımı için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Orada problem yok. Ama takımlar için her şeyleri yapacaklar ama belki oturdukları zamanda gay 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 ha, ha 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 yaparlarsa o olmuyor işte. Yani bir, onun da bir sınırı var. Sen takım için her şeyini var beraber. Ha çak bile yap. Çünkü takım için kazanıyorsun ya çak ama bench'e oturuyorlar bunlar abi mesela kavga etmişler birbirlerine girmişler benchte k k k k k böyle bir sistem yok abi dünyada da yok yani şimdi ben bunu anlayamıyorum yani bunun bir dozajını ayarlamıyor bu arkadaşlar abi yani bu orası da uzay değil ya hani tamam Survivor'da her şey başka diyoruz hani oradaki psikolojik atmosfer ama Kardeşim orası da uzay değil. Ben eğer bir adamla gırtlak gırtlak birbirine girdiysem bana hakaret üstüne hakaret ettiyse 10 dakika önce dağ adamı dediyse onu dediyse bilmem ne dediyse ben o insandan tamam takım için tabii ki her şeyimi ortaya koyarım. Mesela futbol takımlarında da sen zannediyor musun ki bütün futbol takımlarında herkes kanka. Değil. Gruplaşmalar oluyor Var. futbol takımlar. Mesela bir Ali alır 5 kişiyle yemek yer. Veli alır 6 kişiyle ha. yemek yer. O lobide oturur. O yukarıda otelin <laughs> üstünde oturur. Herkes bir takımda da olur bunlar. Ben de yaşadım. Ama sahaya çıkınca tabii ki rakipler şey yapar ama ben mesela hiç sevmediğim bir adamadır. Herkes sever mi birbirini abi? Sevmediği adam da var. Ben şimdi sevmediğim adamla otelin lobisinde oturuyorum. O da orada oturuyor. Hiçseği ne alakası var abi? Yapmam yani. Bir tavrım olacak, bir şeyim olacak. Bunlarda öyle şey yok. İşte çok inişli çıkışlı olmuş. Mesela Şimdi Yunus Emre'nin Nagihan'ı oyun esnasında sizin az önce bahsettiğiniz konuya gelelim. Yunus Emre'nin Nagihan'ı oyun esnasında söylediklerini bir izleyelim. Susuklar çıkar Nagihan'ın gülüşmeleri. O sırada Yunus Emre'den Nagihan'a hayatımın anlamı gibi bir iltifat geliyor. Ve oyun esnasında haydi Nagi, haydi kurt bakışlım. Yani bu da hani bir iltifat ama hani sevgi dolu bir... <laughs> Vallahi Furkan dedi. Evet. Benim hayatımda bunlar yok abi. Kusura bakmasın kimse. Ben bu işlere hayatımda girmedim, girmem de. Takdir. Yani onların hayatı, onların şeyi ne yapayım abi ben ne diyeyim? Yani ben şimdi diyecek bir kelime bulamıyorum. Çünkü benim hayatımda bu tarz şey yok. Ben e, bunların yaptığını yapmam. Öldürseler yapmam. Ama onlar yapıyordur. Onların hayatı. Onlar ne istiyorsa onları yapsınlar. Yani yapacak bir şey yok abi şimdi. Şimdi Naziyar'ın aslında Naziyar aslında doğru konuşuyor ama gülmesi hata. Nagyan'ın konuşması normalde doğru. Diyor ki hani takım için diyor, takımımızın iyiliği için diyor. Konuşmamız lazım. Ama diyor öteki olmaz diyor. Nagyan'ın söylediği yani ana teması doğru Nagyan'ın ama gülerek söylemesi Nagyan'ın işi biraz bozuyor. Yani tavrı, Nagihan'ın tavrı söylerken ki tavrı. Nagihan bunu gülmeden söylese doğru söylüyor Nagihan. Nagihan'ın söylediğinde ben problem görmüyorum. İşte o zaman şöyle yapması lazım Murat abicim. Tavır alması lazım. Tavır i̇şte al. Onu diyorum işte. Almıyor. O da ona he, gülüyor, he, gülüyor. Da ona gülmeden gülüyor. söyle de ki Nagihan. Bunu gülmeden söyle. Ben Nagihan o zaman Hayır, dedim, şimdi olsun. diyor ki, "Bak buradan diyor şimdi çok büyük güzel dostluk çıkacak galiba." diyor. O zaman bunu söylediği zaman da oluyor i̇şte o zaman. Çıkacak galiba demiyor. Çık, çıkmasın diyor. Ama Ha. Konuyu açan da o yani. Ama İşim işte yani. söyleyiş tarzı gülerek söylemesi tabii ki o oraya gelir. Öteki kardeşimiz de kurt bakışı diyor. Hayatımın anlamı falan diyor. Desin abi ne yapayım yani ben ne diyeyim abi yani ben yolları açık olsun. Ne diyeyim abi şimdi kurt bak ya 28 tane hakaret saydım ben size buradan. Ya yani rekor, Guinness rekorlarına girer adama edilen hakaretler. Üç tane kadının topladım sana 28 tane hakaretleri var adama. Ve hani baya bir akalet yani denmeyecek kelimeler yani inanır gibi değil. Fakat adam o lafların üzerine hala kurt bakıştım. Hayatımın anlamı filan diyorsa benim diyecek bir şeyim yok arkadaş. Allah yolları yollarını aşk ee, Geçen sene geçtiğimiz sene Nagihan'la Hikmet arasında hatta konseyde Acun abi Nagihan'la konuştuktan sonra Nagihan'la Hikmet'in arasındaki münasebetleri gösteren bir VTR hazırlamıştı. Biraz onu hatırlattı bana. Bayağı. Bilmiyorum. Azal. Evet aslında sorun ne biliyor musun? Sorun barışmak veya e, birbirine beyaz bayrak sallamak falan değil bence. Şimdi e, Survivor'ın içinde olan bir konuyu dava etmiş bir Yunus Emre vardı. Yani eğer sen tek bacaklıysan yarışma, işe yaramazsın. Şimdi Yunus Emre'nin ağzından biz bunları dinledik. İşe yaramaz bir <laughs> Nagihan var düelloya adı çıkmayıp da beş toplara çıkan kadınımız çıkıyor. İşte tek bacaksan git o zaman ameliyat ol İstanbul'da. Şimdi Yunus Emre'nin ağzından çıkanlar bunlardı. Ve bu Survivor'ın içinde bir davaydı. Survivor'ın içinde bir e, barışma sinyalini o yüzden o kadar yargılayamıyorum. Barışmak herkes için her zaman çok güzel bir şey zaten. Bu yargılanacak bir şey değil. Ama eleştirdiğim şey şu. Diğer taraftan bakıldığında şimdi e, evet Murat abi o 28 e kahret edildi ama Yunus Emre duymadı onların çoğunu. Ben bazılarını size hatırlatayım. Survivor'la hiç alakası olmayan, görmemiş, cahil, dağ adamı, çakma kabadayı, kabadayının çöpünü ancak kadın düşmanı gibi. Bunlar çok karakter bazlı eleştiriler ve çok hayata dair eleştiriler. Bu lafların üstüne barışmayı e, şöyle eleştiriyorum. O zaman demek ki sen bu kelimeleri kullanmış olmak için kullandın. Çünkü sen eğer aklın başında bir olarak e, sanmıyorum ki dağ adamı, kabadayı ve kadın düşmanı bir adamla... Hoş vakit geçirebileceğine inancın olsun. Yani o zaman keşke o da eleştirisini Survivor içinde tutsaydı. Ne demek istediğimi e, herhalde anlatabildim. Yani dolayısıyla teraziye koyduğum zaman bir taraf Survivor ile alakalı bir şeyi dava edip ondan sonrasında e, kurt bakıştım tarzı kendi jargonunda espriler yapıyor. Hani bunu o kadar batmıyor ama diğer taraftan batan şey şu anki gülmesi de değil Nagihan'ın. O Baraka'da ettiği lafların ağırlığı. Demek ki altı boşmuş. Buyurun. Benim için çok uzun uzun konuşacak bir konu yok burada. Yani zaten ben orada bir barışma sinyali veya bir böyle bir şey görmüyorum. Sadece idareten aynı takımda oldukları için en azından olaylara bir ket ee, vurmuş. Doğru. Birbirlerine takılan iki kişi olduğunu düşünüyorum. Yani Yunus Emre'nin de klasik tarz olarak böyle kurt bakışlığım diye böyle He, dalga, dalga geçercesine bir böyle şey var. E, Nagen de onla dalga geçercesine. Çünkü Nagen de şu konuda rahatladı. Nagen'in korkuları olmadı. Nagen Yunus Emre'yle aynı takımda olmaktan çünkü Yunus Emre'nin kontrol edebileceği insanlarla olmaktan korkuyordu. Çünkü aday olmaktan korkuyordu. Nagihan baktı Nefise yanında, Merve'nin takımı. Evet Yunus Emre var ama takımda bir sürü insan var ve Yunus Emre'nin kontrolünde olmadığı için Nagihan tamam dedi yani bu takım benim için uygundur dedi. O da rahatladı. Rahatladığı için zaten Nagihan da olaylara gülerek falan yaklaşıyor. Yoksa Yunus Emre'yle aralarından su sızmıyor, barıştılar falan. Böyle bir şey söz konusu değil zaten. Peki buyurun eklemek istediğiniz bir şey mi var? Yok hiç. E, şimdi takım seçmelerine gelmek istiyorum. Merve ile Damla'nın takım seçmeleri esnasında yaşanan bazı diyaloglar var. Hatta sevgili Atakan <laughs> Arslan bu takım seçmeleri bittikten sonra ben haftaya Merve'yi göreceğim tarzında bir gözdağı da oldu. Çünkü Murat abinin deyimiyle nostalji spor kendini bir anda... Mavi takımın içinde buldu. Merve ile Damla'nın takım seçmelerini hep birlikte izliyoruz efendim.